Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarıyla tam bir iç içe olan hayatın sahibiydi. Pil dişi kuleden bakmayandı. Onların arkadaşlarının ta ortasındaydı. Arkadaşlarının bütün hallerine ortak olurdu. Acılarına daha süratle koşandı. Acılarına zamanında ortak olandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyordu: müminin derdiyle dertlenmeyen bizden değildi. Onun beyanıydı, onun hayat çizgisiydi. Peygamber Efendimiz hayatı boyunca hep bu çizginin insanı olmuştu. Arkadaşları arasında bir aç kalır diye evinde erzak depolamayandı. Bunun vebalinden şiddetle sakınandı. Bu nedenle hane-i saadetlerinde aylarca ocağın tütmediği olurdu. Mekke fethi sonrasıydı. Mahzum kabilesinin eşrafından bir kadındı. Kabilenin öncü kadınlarındandı. Hırsızlık yapmıştı, cezalandırılacaktı. Kabilenin öncü insanlarından oluşu nedeniyle cezadan muaf tutulsun isteniyordu. Toplumlarda böyle bir çizgi vardı. Zayıfsa, bir suç işlerse onu cezalandırmak kolaydı. Ama suçu güçlülerden biri işlemişse onu cezalandırmak öyle kolay değildi. Kadın için aracılar kondu ama nafileydi. Sonunda Peygamber Efendimizin çok sevdiği Usame'yi devreye soktular. Usame cezanın uygulanmamasını Peygamber Efendimiz'den istiyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Usame'nin bu teklifinden son derece rahatsız olmuşlardı. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu evrensel beyanda bulundular: sizden önceki toplumlar bu yüzden helak oldular. Onlar güçlü olanlara ceza uygulamazlardı ama zayıflara fazlasıyla uygularlardı. Vallahi kızım Fatıma hırsızlık yapsa onun da elini keserim buyuruyorlardı. Her cuma hutbenin bitiminde Nahl suresinin bir ayetten okurduk. Bu ayet-i kerime her hafta mümin gönüllere hatırlatılırdı. Ayet-i kerime insanlığı kucaklayan evrensel ilkeleri bağrında barındırıyordu. Ayet-i kerime şöyle diyordu: kuşkusuz Allah-u Teala adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah-u Teala yaptığınız işleri en güzel şekilde yapmanızı emrediyor. Allah-u Teala vermeye yakınlarınızdan, akrabalarınızdan başlamanızı emrediyor. Ve Rabb-u Teal azgınlığın her türlüsünü haram kılıyor. Kur'an'la sünnetin belirlediği haramlardan sakınmanızı emrediyor. Allah-u Teala zulmü, sömürüyü ve işkenceyi bütün cepheleriyle yasaklıyor. Allah-u Teala böylece güzelliklerin çizgileriyle zulüm ve çirkinliklerin çizgilerini önümüze seriyor ki anlayalım, kavrayalım diye. Peygamber Efendimiz insana, insanlığa ne söylüyorsa önce kendi ruhunda, kendi hayatında onu yaşayandı. Onun hayatı büyük bir sanatçının sanat eseri gibiydi. O hayat tablosunda güzellikleri gölgüleyen bir nokta bile bulunamazdı. Hele yakından bakılırsa o hayata hayran olunur, o hayata vurgun olunurdu. Ebu Süfyan'ın eşi öyle olmuştu. Mekke'nin öncü kadını Hint, kocası Ebu Süfyan'dan daha ileri düşmanlık sergiliyordu Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz'e ne amansız bir düşmandı. Hint'in yanında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anılırsa yanardağlar misali kaynardı. Gözleri çakmak çakmak olurdu. Ağzından hakaretlerin ardı arkası kesilmezdi. Oysa Peygamber Efendimiz onun şahsına olumsuz bir kelam bile etmemişti. Onu incitecek bir davranışta bulunmamıştı. Efendimiz Allah deyince, Kur'an deyince, ahiret deyince, yarın hesaplaşma deyince, kardeşlik asıldır deyince her şey tabataklık olmuştu. Dostluklar bitivermişti, hiç nasıl da düşman kesilivermişti. Bir de Bedir Savaşı'nda Mekke müşriklerinin öncüleri öldürülmüştü. Hint'in yakınları öldürülmüştü. Artık Hint, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı tam bir yanardağ gibiydi. Patlamaya hazır bir yanardağ misali. Ki
kini vardı, düşmanlığı vardı. Oysa Uhud Savaşı'nda intikamını almıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sağ kolu amcası Hazreti Hamza'yı şehit ettirmişti. Ama o yine de düşmanlığını azgın boyutlarda sürdürüyordu. Mekke fethedilmişti. Peygamber Efendimiz'e tam 13 yıl düşmanlık yapan Mekke fethedilmişti. Peygamber Efendimiz kendisine yıllarca düşmanlık yapanları şimdi esir almıştı. Peygamber Efendimiz şimdi onlara ne yapacaktı? Mekkeliler böyle bir imkanı ele geçirseler önce Efendimiz'i kılıçtan geçirirlerdi. Sonra bütün şerefli arkadaşlarını kılıçtan geçirirlerdi. Önce buna defalarca teşebbüs etmişlerdi. Peygamber Efendimiz için ölüsünü dirisini bulup getirene 100 deve demişlerdi. Mekke döneminde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve şerefli arkadaşlarına 3 yıl boykot uygulamışlardı. Hedefleri belliydi. Açlıktan hepsini kırmaktı. Açlıktan cümlesini öldürmekti. Sonra tek tek her birine nice işkenceler yapmışlardı. Dünyayı Peygamber Efendimiz'e ve şerefli arkadaşlarına zindan etmişlerdi. Dünyayı dar etmişlerdi. Evet, şimdi Peygamber Efendimiz Mekke müşriklerine ne yapacaktı? Herkes heyecanla, korkuyla, telaşla bekliyordu. Peygamber Efendimiz onlara sesleniyordu. Hepiniz serbestsiniz, hepiniz özgürsünüz. Hint ta can evinden vurulmuştu. Bu neydi böyle? En ufak bir cezalandırma yok muydu? Bu nasıl bir anlayıştı? Hint tam şoktaydı. Kalbi depremler geçiriyordu. Kalbindeki kin dağları toz duman oluvermişti. Kalbindeki soğukluklar ılgıt ılgıt esen sevgi yerlerine dönüşmüştü. Hint, Peygamber Efendimizin engin gönlünü biraz tanımaya başlıyordu. Hint, Peygamber Efendimizin iklimine doğru yürüyordu. Ve Hint, Peygamber Efendimizi yeryüzünün biriciği diye düşünmeye başladı. İç içine sığmıyor, geliyor ve sesleniyordu. Ya Muhammed, ben İslam olmazdan önce sen bana dünyada en büyük düşman gibi gelirdin. Şimdi ise sen en sevgilisin. Peygamber iklimi bilinmeden İslam'ın derini dünyası nasıl bilinebilirdi? O modeldi, o örnekti. O biricik üstattı. Yol onun gösterdiği yoldu. Hoşça kalın efendim. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.